Merhabalar sevgili izleyiciler. Özel yayına yeniden karşınızdayız. Bugün malum forumlarda sürekli olarak konuşmalar yapılıyor, tartışmalar yapılıyor. Ve forumlar aslında demokrasinin en büyük göstergelerinden biri haline gelmiş durumda tüm Türkiye'de. Ama maalesef forumlardan kötü haberler de geliyor. Zira eli sopalı kişilerin birkaç foruma saldırdığını daha önce haberlerini yapmıştık zaten. Bu akşam saatlerinde ise Koca Mustafa Paşa Forumu'nda bir saldırı oldu eli sopalı kişiler tarafından. Avukat Sibel Sevinç Deveci bizimle birlikte hem olayın görgü tanığı hem de orada neler yaşandığını aktaracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sibel Hanım, neler yaşandığını soracağım size. Siz yani foruma değil ama yürüyüşe katıldınız zannediyorum. Evet. Oradan bir başlayalım, ondan sonra neler olduğunu anlatayım. Ben foruma katılmamıştım bugün. Evde kalabalığın seslerini duyunca, alkış ve ıslık seslerini, ben de onlara katıldım. Hep beraber yürüdük. Hiçbir problem yoktu. Meydana kadar tekrar işte yaklaşık 100-150 kişilik bir grup tekrar meydana kadar döndü. Ellerinde dövizler vardı. Yaşlı, çoluk, çocuk, teyzeler, amcalar, kardeşler, gençler hepsi oradaydı. Meydana geldiğimizde tekrar forum bir araya geldi. Anons yapan bir arkadaşımız vardı. Forum burada bitti şeklinde. Kimse hiçbir şey yapmadı. Üç kişi, biri yaklaşık 1.80 boylarında, beyaz tenli, hafif sarı saçlı ama kel. Beyaz gömleği vardı ve şey dedi, hani ne oluyor şiş falan derken saldırı başladı. Biri elini beline attı. Onun da beyaz gömleği vardı. Bir daha gelirseniz burada silah çekeriz dedi. Bir diğerinin silah var mı dediğini duydum. Silah arıyorlardı. Ellerindeki sopaları çıkardılar. Yarın tekrar oraya gidersek bizi öldüreceklerini söylediler. Peki tüm bu tehditler üzerine halkın tepkisi nasıldı acaba? Zaten akıl kavgası olmadığı için bu bir bilek kavgasıydı. Evet. Tamamen fiziksel şiddete dayalıydı. Kadın ve çocuklar komple, benim yanımda örneğin 7-8 yaşlarında bir erkek çocuğu vardı. Ve 13 yaşlarında da tahminen bir kız çocuğu. Onların ikisini ben oradan uzaklaştırdım. Diğerleri komple birbirine girdi. Hani yumruklar, sopalar, biri bıçak savurdu falan. Yani bıçaklı gelmiş. Zaten oraya çok hazırlıklı gelmişler. Olay anında da elinde telsiz olan ve sivil polis olduğuna inandığımız ya da düşündüğümüz şahıslar diyelim biz onlara, yine tırnak içinde, orada oldukları halde müdahale etmediler. Sadece sanki tarafları ayırıyormuş gibi yaptılar, ama sadece gibi yaptılar. Onun haricinde de herhangi bir aktif ayırma eylemi sergilemediler. Tamamen pasif şekilde aslında topluluğun birbirini kırmasını izlediler diyebiliriz. Hani polis bize sahip çıkmak istemiyorsa bile kendi ünvanına sahip çıkmak için bu kişilerin kim olduğuna araştırmakla yükümlü. Bizim evet, kimliğimizin, vatandaş kimliğimizin bir önemi kalmadı artık çünkü bu ülkede. Evet. Yani daha önce de maalesef ki forumlarda bu tip saldırıları görebiliyoruz. Kimi zaman eli sopalı kişileri görüyoruz. Kimi zaman dediğiniz gibi elinde telsiz olan kişileri görüyoruz. En son işte talimhanede elinde pala olan bir esnaf olduğu söylenen bir kişi, esnaf olan bir kişiyi gördük etrafta dolaşırken. Tüm bunlar sizce neyin göstergesi, ya da bunlar neden bu insanlar sokakta? Bu insanları bu ülkenin, başbakan demeyelim, aynı sıfata sahip bu ülkenin hükümetinin partisi olan genel başkan söyledi. Yani hükümet partisinin genel başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ben %50'yi evde zor tutuyorum dedi. Ve geride kalan bizler, yani bir şekilde kendisine oy vermemiş olan kitle, diğer %50 olarak evde tutulan, zorla tutulan %50'ye hedef gösterildik. Hedefi şahıs şahıs gösteremeyeceği için bunun aktif noktası forumlar oldu. Çünkü o anda forumlar vardı, insanların aktif olarak toplandığı. Yani Gezi Parkı'nı doldurmuş binlerce kişinin içine palayla gelen birini daha elinden çıkartmadan zaten meydandaki insanlar zannediyorum gereğini yapmışlardı, yapmış olurlardı, ama forumlar gibi böyle 40 kişinin, 20 kişinin toplandığı yerlere eli bıçaklılar, satırlılar ya da sopalılar, 3 kişi, 5 kişi elini beline attığı andan itibaren, ben bir avukatım, silah taşıma ve bulundurma yetkim var.
elini beline attığını gördüğüm anda, silah çıkarmasını beklemeden çekip vurduğum zaman ne olacak? Evet. Benim üzerimde yasal koşullara uygun silah bulunsa eğer, yani bulundurabilirim. Ben çekip vurduğum zaman korkuya ve hezeyana kapıldım. Benim yanımda 7 yaşında ve 13 yaşında kız çocukları duruyordu. Bir vatandaşın çocukları onlar. Muhtemelen annesi de yanındaydı. Ben o kargaşayı da fark edemedim. Ben vurduğum zaman acaba asıl faşist ben mi olacaktım? Yoksa beni de meşru müdafaanın içinde değerlendirecek miydi bu hükümet? Yoksa beni de o etemi öldüren polis gibi linç mi edecek? Etemi öldüren polisi korudukları gibi koruyacaklar mıydı? Ne yapacaklardı? Peki siz bir avukatsınız aslında, siz de söylediniz. Yani maalesef biz işte palalı kişinin mahkeme tarafından serbest bırakılması haberlerini evet, veriyoruz gün içinde. Bugün yeniden tutuklama kararı savcı tarafından çıkarıldı ama yine de sonuçta mahkeme buna şerhini koymuştu zaten dün böyle bir karar vermemek üzere. Ethem'i öldüren polis maalesef yine ortada. Hukuki olarak bu durum nasıl açıklanabilir ya da açıklanabilir mi? Öncelikle akıl tutulması yaşamayın lütfen, rica ediyorum. Bizler hukuk fakültelerinde hak hukuk nedir diye öğrenirken bize meşru müdafaayı, tehdidi, baskıyı, hocalar böyle sınavlarda herhalde hukuk fakültesinden mezun olduğumuzda adınız nedir diye sorulduğunda seri şekilde verdiğimiz cevap gibi vereceğimiz şekilde yetiştirdiler. Bir kere bütün hukuk fakültesi öğrencilerine bildiklerini unutmalarını rica ediyorum. Şimdi olan şu, Palalı saldırgan esnaf olduğu ve içinde bulunduğu borç batağından dolayı bu derece strese girip millete saldırdı. İşte dükkanına gireceklerinden korktuğundan saldırdı gibi birçok sosyal medyada haberler döndü. Ben dosyaya vakıf değilim, zaten gizlilik kararı da var. Ama böyle iddialar varken bile haklı mı oluyor birinin eline pala alıp topluluğun içine çıkması? Hani esnaf olabilir, batmış olabilir, borçlu olabilir. Hiçbir şekilde eline palayı alıp da çıkmasını gerektirmiyor. Zaten gizlilik kararı olduğu için dosya hakkında beyanda bulunamıyoruz. Ama bir vatandaş olarak en azından ilk salıverilme anı ile ilgili vicdanları da sızlatmıştır. Sanırım diğer hakimlerimiz konuyu gözettiler. Evet. Tüm bunlara rağmen, yani aslında tüm bu saldırganları görmemize ya da bilmemize rağmen halk yine de sokaklarda hakkını aramaya, özgürlüklerini istemeye devam ediyor. Bunu çok açık ve net bugün Koca Mustafa Paşa'da da evet, görüyoruz. Peki bundan sonra mesela Koca Mustafa Paşa için en azından halk korkup gitmeyecek midir, yoksa orada bulunacak mıdır yine? Sosyal medyada çağrılar başladı. Biz yarın saat 22'de Koca Mustafa Paşa Forum'da daha kalabalık olacağız. Ve farkına varsalar iyi olur. Onlar müdahale ettikçe biz daha çok çoğalıyoruz. Biz diyorum, çünkü ben de o halkın içindeyim. Ben de oradayım. Ben de 31 Mayıs'tan bu yana Vatan Emniyet'te, Taksim'de elime gelen tüm hukuki destekle, vatandaş olarak sivil direnişle, tek silahım ellerim herhalde, alkışlayarak bu direnişe destek vermek oldu. Evet. Şunu da sorayım son olarak. Yani bununla ilgili bir hukuki süreç başlatılabilir mi, ya da halk nasıl başlatır? Ya da hukuki böyle bir durumla karşılaşıldığında mesela neler yapılması gerekir? Evet, daha genel bir soru. Biz orada bulunan, yani bugün için Koca Mustafa Paşa'da bulunan halk grubu olarak hepimiz ayrı ayrı bu üç şahsı şikayet edebiliriz. Halkı kin, tahrik ve düşmanlığa sevkten muhtemelen savcı iddianameyi düzenleyecektir. Eğer MOBESE kameraları Reyhanlı'daki gibi hani çalışmıyorsa o iddianame çıkmaz, ama biz en azından görgü şahitleri ve elinde telefonu olan arkadaşlar, fotoğraf çeken, görüntü alan arkadaşların eşkal vermesiyle biz onları bulacağız. Arkadaşlarım da şimdi fotoğrafları aslında ekranlara getiriyorlar. Koca Mustafa Paşa meydan burası ve her akşam oldukça renkli ve
bir yürüyüşle bitirilen eylemler yapılıyor ve çok farklı kesimlerde bu eylemlere katılıyor halktan insanlar. Tam da söylediğiniz gibi gençler, çocuklar, yaşlılar ve Paşa'nın aslında tam bir mahalle olduğunu da özellikle düşünürsek bu tip durumlar elbette karşılaşılmak istemeyen durumlar. Bugün bir anma da vardı zannediyorum yine evet. Ali İsmail Korkmaz'la ilgili. Evet. Ali İsmail Korkmaz adına zaten yüründü. En azından atılan sloganlardan dolayı ben öyle düşündüm. Çünkü forumun başından beri takip edemedim. Duyduktan sonra onları iştirak etmiştim. Ali İsmail Korkmaz yürek acısı. Yani bu ülkenin Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, benim üniversiteden hocam. Twitter'da da ona yazdım. Vicdanınıza sesleniyorum. Hani anayasa zaten ayaklar altında ve o koltukta halen oturmak istiyor musunuz? Evde oturulan %50 şimdi sokaklara mı indi diye kendisine sordum. Sorduğum sorunun da arkasındayım. Aynı şekilde tekrar soruyorum. Gençlik ve Spor Başkanı Suat Kılıç gençlere sahip çıkmakla mükelleftir. Hani sadece vatandaş değil, gençler bunlar. 18 yaşında daha bunlar böyle cevher gibi pırıl pırıl çocuklar. Onlara sahip çıkmakla mükellef ama Gençlik ve Spor Bakanı'nın bir hukukçudur aynı zamanda. Hala sahip çıkan bir mesaj gönderdiğini hatırlamıyorum. Bu ülkede herhalde biz sadece geriye kalan %50 olarak muhalefet etmeyi öğrendik. Ve daha çok sesimiz çıkacak. Yani çok üzgünüm. Hatta insanlar aralarında örgütlenip Cumhuriyet Başsavcılıklarına bu ülkenin başbakanı için suç duyurusunda bulunmayı planlıyor. Bunu da buradan ben söyleyeyim. Onları nasıl durduracaklar? Onları merak ediyorum. Akıl yürütmemizi nasıl durduracaklar? Onları merak ediyorum. Sesimizi nasıl kısabilirler? Onları merak ediyorum. Twitter'ı daha dün kullanmaya başlamış olan arkadaşlar, hani ilk dakikada nasıl böyle birden hükümet yanlısı mesajlarla saldırırlarsa bizimle yarışmaya çalışıp sonra ortalıktan kayboluyorlar. Küfürler, hakaretler ve tehditler. Bizler gizli saklı falan değiliz. Bizler ortadayız. Kimliğimizi saklamadık. Hiçbir zaman saklamıyoruz da. Ama kimliğini saklamaya ihtiyaç duyup küfür, hakaret ve tehditlerin arkasına saklanıp ardından belki de sokağa çıkıp elinde sopayla gezen bir insan haline dönüşüyor. Bunları engellemek devletin görevidir bakın. Hükümet başka bir şeydir. Devlet başka bir şeydir. Hükümet dediğiniz kurum vatandaşlar için kanun yapar, uygular, uygulattırır, denetler. Ama devlet hükümeti de denetler. Devlet dediğiniz şey bizleriz işte. Siz, ben, kameraman arkadaş, sokaktakiler, evdekiler. Siz denetleyebiliyor musunuz peki bir halk olarak, vatandaş olarak? Tabii biz vatandaşız. Bu ülkenin mekanizmalarını çalıştırmak bizim elimizde. Eğer siz şikayet etmekten korkarsanız yasal mercilere müracaat etmektir burada söylediğim şey. Bizler hukukçuyuz hani illegal yollara sapılmasını destekleyecek, tasvip edecek insanlar asla değiliz. Böyle yolları da asla tasvip etmiyoruz. Zaten Gezi bir zeka ürünü olup çıktı. Yapacakları en iyi şey şikayet etmek, belgelemek ve yılmamak. Geçenlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı çıktı. Çok da güzel bir karardı. Türkiye'nin hak ihlallerine karşı uygulamış olduğu ihmallere binaen 15 bin euro tazminat evet. ödedi bir vatandaşa. Eylem hakkı, ifade özgürlüğü hepsi bunların içinde. Devlet sizin ifade hakkınızı engellemez, engelleyemez. Bu sizin devletinizin de üstüne yani Türkiye'nin de üstünde uluslararası hakkınızdır. Devlet bununla ilgilenir. Hükümetse sadece bu mekanizmanın daha sağlıklı yürüyebilmesi için çalışır. Eğer kendi tarafına çalışmıyorsa tabii. Aslında tam da belki de hükümetin Türkiye'nin çok daha üstünde olan bu durumu yani engellememe durumunu halk zaten kendi halinde gösteriyor. Hı hı. İşte biz bunu Gezi direnişinde gördük. Gezi Komünü sırasında gördük. Gezi Komünü sonrasında forumlarda görüyoruz.
maalesef ki hayatını kaybeden arkadaşlarımız var, gencecik arkadaşlarımız var. Onların cenazelerinde sahiplenmeleri görüyoruz ve tam da söylediğiniz gibi yarın saat 22'de Koca Mustafa Paşa Forumu yeniden toplanacak. Bununla ilgili çağrılar da tam da söylediğiniz gibi yine gelmeye devam ediyor. Ve halk vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Biz vazgeçmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, özel yayınımızın sonuna geldik. Sibel Sevinç Deveci ile birlikteydik. Koca Mustafa Paşa Park'ın forumuna bu akşam bir saldırı elinde sopaları olan insanlar geldiler ve tehditlerde bulundular. Saldırı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Koca Mustafa Paşa Parkı yarın saat 22'de forumunu yine aynı şekilde düzenlemeye devam edecek. Bizden bu akşamlık bu kadar. Hoşçakalın.